Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim ve tavsiye etmek istediğim %78 kitap Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı. Arkadaşlar kitap bundan 500 yıl önceki bir zamanda geçiyor. Konusu işte aşk, meşk, cinayet, katil kim, sanat, padişah, padişaha dil atmaya çalışan alttaki ekip, insanlar, çetin hava şartları, yol koşulları vesaire. Hayatın bilindik zorlukları, aşk hikayesi kritik ama normal bir aşk hikayesi değil. Şimdi kabaca bunları ele alan bir kitap. Ama kitap bizi bir yere sokuyor. Nereye sokuyor? O dünyanın içine sokuyor. Önemli olan da bir film izleyince, değil mi? Film tık bitince şunu demeniz. Ulan beni bir yere soktular. Ben o filmin içine girersiniz. Bir şeyin içine girmek iyidir genelde. O yüzden sizi bir yere sokuyor. O ambiyansı hissediyorsunuz sayfa 100'den sonra. Ben 100'deyken girdim. Dedim ki o ne güzel bir dünyaymış bu. Nakkaşlar falan var. Nakkaş ne demek? Minyatür ne demek? Normalde Türk bilmem ne sanatı ya da işte İslam coğrafyasında şu atı görüyor musunuz? At iki boyutlu değil mi? Karşıdan bakınca hani perspektif yok. Perspektif ne? Derinlik var. Gölgeler falan. Batı'da böyle bir resim sanatı gelişiyor. Şimdi mimari bir filan bunlar hep sanat, sinema değil mi? Bizim de normal resim yapmak günah diye addediliyor. Bunu da kim uydurmuş bilmiyorum. Ama çok şey uydurdukları için. Bu arada kusura bakmayın. Kapının önünde pazar var. Herifin biri mandalina filan diye bağırıyor. Şimdi atı normal çizdiğiniz zaman günah oluyormuş. İşte biri sallamış tamam mı günah diye. Diğerleri de inanmış. He put filan. Bu put diyor siz puta tapıyorsunuz diyor. Ya da heykel yaptı adam. Biri mesela bir tavşan heykeli yaptı. Siz diyor gece diyor bizden gizli buna tapınıyorsunuz diyor. Böyle moron bile demek istemiyorum ya. Minyatürdeki muhabbetler harbiden böyle bir muhabbet var. Yani sanat ilerlemiyor ya. Bilim ilerlemiyor bu. Gelelim işte resim mevzuna. Arkadaşlar mevzu şeyde geçiyor. Bizi hikayenin içine sokuyor demiştim ya. O soktuğu yer nakkaşlar. Bu minyatürleri çizen, yanlara desen çizen. Bu adamların mahallesine giriyoruz. Bunların ortamı. Bayağı böyle bir yerlere giriyoruz. Orada sanatla bir şeyi işlemek. Yani bu minyatürleri yapan adamlar hani usta olunca kör oluyor filan gibi geyikler var. Böyle sert geyikler var. Yani kör oluyor adam. Hatta kendi gözüne bir şey batırıyor adam. Onlar da bir tuhaf. Neyse. Ama demek istediğim bir sanat erbabının mahallesine giriyoruz. Ortada işlenmiş bir cinayet var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Bir aşk hikayesi var. Aşk hikayesi de denemez. Spoiler veriyor gibi oluyorum ama bir kadın var. Dul. Kocası savaşlara gitmiş. Gelmemiş. O kadına işte diğer ekipten boş kalmasın diye birkaç odun da biz atalım. Mantığında olan sevecen ve iyi niyetli erkekler var. İşte onların entrikaları, erkekler kim kapacak? Tabii o zamanlar biraz daha olay şey olduğu için entrikalar fazla iletişim olmadığı için hani WhatsApp'tan engelledim gitti diyemiyorsun. Adam yazıyor, bohçacı geliyor falan filan. Yani yaprak dökümü gibi bir hikaye, aşk hikayesi. Aşk hikayesi demeyelim. İşte çiftleşme. Şimdi ne dedik? Bir, sanat. Siyasal İslamcılar sanatı, bilimi bilmem neyi baltalıyorlar. Minyatürde olduğu gibi. Dinde olmayan şeyleri dine sokup insanlara rahatsızlık veriyorlar. Allah hepsinin belasını versin. 2. Sanat ve sanatçılar ne kadar çalışıyor bilmem ne bu konuları öğrendik. 3. Aşk meşk bilmem ne bu konular, entrika, olaylar, kadın doğası, erkek doğası, istemem ama yan cebime koy, yan cebime koydun ama daha iyi olabilirdi. Buna benzer bitmez tükenmez böyle love story'ler. Bu nakkaşlar benim anladığım kadarıyla şimdi mesela padişah bir şeyler kayıtlı kalsın istiyor ya. Mesela sallıyorum Dandanakan Savaşı'nda nasıl zafer kazandım. Bunu resmedin. Ey bilmem nakkaşlar diyor bunlar şakır şakır çiziyorlar. Ya da diyor ki kıskanç oluyor anladığım kadarıyla padişahlar ve de haset oluyor. Böyle mesela diyor ki bilmem ne diyarındaki işte Rum kralının şöyle bir kitabı varmış diyor. Siz ondan daha iyisini çizin ey nakkaşlar falan diyor. Millet şakır şakır çizmeye başlıyor. Yani kitap koleksiyonerlik yapıyor. Buna benzer güzelliği topluyor ama aynı zamanda mesela çocuğunun sünnet düğünü var. Diyor ki sünnet düğününü resmedin diyor. Hani ileride gösteriyor albüm fotoğrafları gibi. O zaman tabii kanon 500 yıl önceden bahsediyoruz. Ne yapıyor? Adamlar işte resim çiziyor işte. Ama Batı'daki muhabbeti anlarız mı? Batı'da da adam mesela ne yapıyor? Resmi bir çiziyor kendisi gibi. Bizimkiler günah diye kendisi gibi çizmiyorlar. Götü kalkar diye. Hatta bir yerde şey diyor, Frank diyarında diyor, Batı'da diyor. Böyle küçük, artık küçük zenginler bile diyor, orta ölçekli kendi resimlerini yaptırıp evlerine koyuyorlar diyor. Baktıkça götleri kalkıyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bu resmin bir felsefesi var. Adam resim, ünlü adamlar varmış bu konuda. Altına imza atmıyor. Egomuz kabarmasın diye. Ama padişahı yalarken hiç ego falan demiyorlar. Ya da benlik falan muhabbetlerinde. Acayip padişahçı bir şey var. Böyle güzel bir kitap. Ben zevkle okudum. 3-5 gün kafanız boşsa okuyabilirsiniz. Ben eskiden okumaya çalışmıştım. 19 yaşında. Hikayenin içine girememiştim. Toprak beni kabul etmemişti. Daha sonra bir daha niyetlendim. Niyet ettim dedim. Allah rızası için kitabı okumaya. Bir daha okuyamadım. Harbi söylüyorum. Yetmedi. Bu sefer de IQ'm yetmedi. Şimdi her şey tamam oldu ve ben kitabı bitirdim. Hoşuma gitti. Güzel bir başyapıtmış. Orhan Pamuk da bence aldığı şeylerin hepsini hak ediyor. Nobel. Fazlasıyla. Sen kimsin diyeceksiniz. Şu anlamda yani. Hani Nobel almış diğer adamları okuyunca diyorsun ki bizim yazarımız ya. Güzel, keyifli bir kitap. Böyle güzel bir roman okumak istiyorsanız, bir hafta falan da vaktiniz varsa, işiniz gücünüz yoksa, işinizden kovulduysanız, ne bileyim, koronavirüs falan olduysanız, karantinaya falan alındıysanız, ne bileyim işte tatile matile gittiyseniz, yani 3-5 günlük bir boşluk lazım. Güzel güzel, ben sevdim. Niye videoyu bitirmiyorum? Arkadaşlar neyse, hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi tanısaydım severdim büyük ihtimalle. Bay bay.